Evet, herkese yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz yeni bir videoyla. Bu haftaki konumuz Rust Ownership and Borrowing dediğimiz, aslında Rust'ı diğer programlama dillerinden ayıran konu. Biraz bundan bahsetmek de gerekebilir. Çünkü hani Rust zor deniliyor ama Rust tam olarak neden zor pek fazla dile getirilmiyor. Öncelikle bunu bilebilmek için, yani sahiplik ve sınırların ne anlama geldiğini, neden önem arz ettiğini bilebilmek için biraz C ve C++ tarihini bilmek gerekiyor. Biraz, yani çok değil, küçücük bir şekilde. O da şu, C, C++ gibi dillerde biliyorsunuz derleyici yazdığımız kodları makine diline çevirir, ikili kodlara çevirir. Ama mesela yorumlanabilen, yani interpreter dediğimiz dillerde ise bir tane yorumlayıcı satır satır, tek tek, sıra sıra, artık sizin kodlarınız neyi gerektiriyorsa ona göre yorumlama yapar ve anlık olarak o kodları çalıştırır. Her ikisinin de tabii avantajı var ama esas nokta şu. Derleyici ile biz bir C kodunu makine diline çevirdiğimiz zaman otomatikmen bütün bellek kontrolünü de kendimiz yapmak zorundayız. Ama mesela yorumlanan dillerde, Python gibi, JavaScript gibi dillerde, bu kodları yorumlayan artık her neyse, mesela Python yorumlayıcısı vardır, JavaScript'i yorumlayan da zaten bildiğiniz gibi tarayıcılardır. İşte Java'nın derleyicisi vardır mesela, orada da gerçi hem makine diline çevrilmiyor hem JIT dediğimiz Just In Time denilen bir sistemle de yapıyor. O biraz daha gelişmiş bir hali var Java'da. Ama sonuç itibariyle hepsinin garbage collector dediğimiz bir yapısı var ve bu yapı bellek kontrolünü sağlıyor. Biraz bunu da açmak gerekiyor. Mesela C nasıl bellek kontrolü sağlıyor ve nasıl problem çıkıyor C gibi dillerde ve tam tersi garbage collector dillerde ne gibi bir durum ortaya çıkıyor, ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Öncelikle mesela eğer bir programlama dilinde bir kod yazıyorsanız ve bir değişken oluşturuyorsanız, bellekte buna bir yer ayırtılır. Mesela C ve C++ gibi dillerde ne yapılır? İşte değişkenin türü bellidir. Dolayısıyla bellekte ne kadar alan kaplayacağı da bellidir. O yüzden mesela statik, daha doğrusu zorunlu böyle tür dediğimiz, nasıl desek, işte değişken oluşturulduğu vakit değişkenin türünün ne olduğu bu gibi dillerde bilinmesi gerekiyor. Çünkü bilinmediği takdirde bellekte muazzam boş bir alanda oluşturulabilir. Ama bu diller mesela makine diline çevrildikleri zaman belleği işgal etmemek için ne yaparlar? Diyelim ki bir değişkenin kullanım süresi bittiği zaman bunu bellekten atarlar. Fakat problem aslında burada başlıyor. Ne gibi problemler burada başlıyor? Birincisi, diyelim ki siz bir yerde belleği boşalttınız. Yani bir değişkenin tuttuğu alanı bellekten çıkardınız. Ama eğer proje çok büyükse özellikle, ne oluyor? Burada bir sorun ortaya çıkma ihtimali hasıl oluyor. Şöyle ki, siz belleği boşalttınız ama programın belli başlı kısımlarında hala bile o bellek bölgesindeki veriye ulaşmaya çalışan fonksiyonlar olabilir. Haliyle eğer siz düzgün bir şekilde zamanında olmayan bir bellek temizliği yaparsanız burada problem ortaya çıkar. Tam tersi şöyle bir durum da olabilir. Mesela diyelim ki siz bir bellek bölgesini boşalttınız ama sizden sonra, yani diyelim ki A fonksiyonu bir bellek bölgesini boşalttı, B fonksiyonu aynı bellek bölgesini tekrar boşaltmaya çalışıyor. Bu da mesela çekirdek düzeyinde programın çökmesine sebep olan ve çok sık karşılaşılan bir problem. Hani C++ geliştiricileri çokça işte biz bunun üstesinden geldik gibisinden şeyler söylüyorlar ama hani sonuçta programlama dilinin temelinde bu yapı olmadığından dolayı bu yine geliştiricinin maalesef yeteneğine kalmış bir şey. Hani maalesef diyoruz ama tabii bazen de yani geliştiricinin gayet iyi bir beyninin olduğuna da işaret olur bu, ama sonuçta büyük projelerde bir kişi tek başına çalışmıyor. Dolayısıyla bütün bir kod base'i kontrol etmesi ve bu gibi bellek sorunlarını aşması bu kadar da kolay olmayabilir. Düşünün, yani milyon satırlık bir kod var. Ne zaman
hangi fonksiyon, hangi bellek bölgesindeki değişkenlere ihtiyaç duyuyor gibi bilgileri tutmak, akılda tutmak veya bunu kontrol etmek veya bunu analiz etmek kolay olmuyor. Haliyle bu ancak test aşamalarında, hatta kullanım aşamalarında ortaya çıkıyor. Testlerde bile ortaya çıkmayabilir yani bunlar. Ancak kullanıcılar kullandıkları vakit program çökerse, o zaman diyorsunuz ha, burada bir tane segmentation fault olmuş, bilmem ne olmuş gibisinden sorun ortaya çıkabiliyor. İşte RAS programlama dediğimiz şey, daha doğrusu RAS'ı diğerlerinden ayıran şey, bunu garbage collector yapmadan yapıyor. Ha tabii garbage collector'ı anlatmadık. Garbage collector dediğimiz şey, bu yorumlanan dillerde hangi değişkenin bellekten ne zaman atılması gerektiğini takip eden, yani hem derleyici çalışıyor o sırada, hem de garbage collector çalışıyor. Ve işte ha, burada değişkenin işi bitti, ben bu değişkeni buradan bir çıkarayım, belleği boşaltayım demeye başlıyor. Ama bu ne demektir? O sırada da yorumlayıcıyla beraber ayrıca bir programın da sürekli değişkenleri kontrol etmesi anlamına geliyor. İşte bu değişken şimdi silinmesin, bir başka fonksiyon şu anda onu kullanıyor, dur onun işi bitsin, ondan sonra sileyim diye sürekli bir ne yapıyor? Mekanizma arka planda çalışıyor. Ha, bunu mesela çok müthiş bir şekilde yapan programlama dilleri var mı? Var. Java var, Go var, C# var. Mesela bunların garbage collector araçları gayet müthiş bir şekilde çalışıyor. Ama bir de düşünün, Rust bunu programlama dilinin temeline atmış. Haliyle çok muazzam bir performans artışının yanında ayrıca güvenlik konusunda da garanti verebiliyor. Ha tabii bazı itirazlar var ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten RAS programlama dili bu işi halletmiş yani. Aşmış. Problemi bir miktar olsa belki bundan daha iyisi olabilir ama şu an gördüğümüz gerçekten diğer dillerden yani C ve C++ gibi dillerden daha gelişmiş, daha güvenli bir dil halinde şu anda. Evet, bunu söyledikten sonra bir de işte veri türlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Ownership veya borrowing için. Bu da nedir? Şimdi programlama dillerinde aslında bir primitive type dediğimiz veri türleri var. Bir de işte obje, sizin diğer programlama dillerinden aşina olduğunuz obje dediğimiz yapılar var. Şimdi primitive types'lar oluşturulduğu zaman bilgisayarda nerede saklanır? Veya işte bir obje oluşturulduğu zaman bilgisayarın hangi bellek bölgesinde saklanır? Bir miktar bunu da bilmek gerekiyor ki hani nasıl çalıştığını anlayabilirim. Öncelikle bilgisayar bilimlerinde şöyle bir şey var. Stack ve head denilen bellek bölgeleri var. İkisinin çalışma mantığı biraz farklı. Yani çekirdeğin stack'ten ve head'ten veri çekmesi biraz farklı işliyor. Şimdi bunların çok fazla detayına inmeyeceğim. Çünkü kendim de olaya çok fazla vakıf değilim ama stack dediğimiz yapı sıra sıra verileri alıp işte arkaya atan, sıra sıra al arkaya at, sıra sıra al arkaya at gibisinden bir yapısı var. Bundan dolayı oradaki işlemler çok aşırı hızlı oluyor. Ve ayrıca önemli olan bir kısmı da şu, çok az bir bölgeyi stack olarak kullanır çekirdek. Çok az bir bölgeyi yani nasıl desek, belleğimiz 4 GB ise bunun belki 100 MB'ı bile stack için saklanmayabilir. Orada sadece primitive types'lar saklanır. Primitive types dediğimiz daha önceki derslerde de söylemiştik. Sayısal değişken türleri mesela integer'lar, float'lar. Gerçi bu kadar zaten. Integer'lar, float'lar var. Artı karakterler var. Artı array dediğimiz bir yapı var. Yalnız unutmayın array'lar dizi gibi değil. Bunu daha önce anlatmıştım. Bu aklınızda bulunsun. Array'lar var. Başka slice türleri var. Yani bir dizinin belli bir aralığı diyebiliriz, belli bir bölgesi olarak düşünebilirsiniz. KSTR dediğimiz yapı da string slice diye geçer yapısı. Bunlar mesela stack alanında saklanır. Hatta oluşturulan her verinin pointer'ı da aslında burada saklanır. Her verinin pointer'ı da stack'te saklanır ama verisi hep'te saklanır. Dolayısıyla mesela biz bir struct oluşturduğumuz zaman
daha doğrusu sizin bildiğiniz diğer dillerde işte bir obje oluşturduğumuz zaman bu obje hep'te saklanır ama objenin pointer'ı stack'te saklanır. Yani adres bilgisi stack'te saklanır, verinin kendisi hep bellekte saklanır. Bu dediğim gibi yani stack'te ne kadar veriniz stack'te saklanıyorsa sizin programınız o kadar hızlı çalışıyor demektir. Ama tabii stack'e de sürekli bütün şeyleri de stack'e atamazsınız. Boyutunun bilinmesi gerekiyor. Allocation dediğimiz bazı yapılar işte hangi değişkenin stack'e, hangi değişkenin hep'e gideceğini bazen runtime zamanında yapıyorlar. Bazen de compile time zamanında yapıyorlar. Ama genellikle runtime zamanında yani program çalışırken işte bu veriyi stack'e at, bu veriyi hep bölgesine at gibisinden karar süreçleri var. Ama temel olarak bütün primitive types'lar yani sayısal veri türleri, işte array veri türleri, slice veri türleri, karakter veri türleri bunların hepsi stack'te saklanır. Geri kalanları hep'te saklanır. Şimdi ownership olayında stack'te saklanan veriler aslında çok da bizim için problem oluşturmuyor. Orada biraz lifetime muhabbeti var. String slice dediğimiz setlere yapısı biraz problem çıkarıyor ama gerisi pek fazla da bir problem çıkarmıyor. Biz bu yüzden string yapısını kullanıyoruz. STR değil, string yapısını kullanacağız ki bir miktar bunu anlayabilirim. Ha bu arada tabii siz bu konuyu da kendiniz buradan çalışabilirsiniz eğer İngilizcenize güveniyorsanız. Evet, ownership dediğimiz şey şu. Bir scope alanında, scope dediğimiz şu parantezlerin arasında scope. Bu arada bir değişkenin tek bir sahibi olabilir. Borrowing dediğimizse yine bu sınırlardır. Sınırlarını aşmayacak. Nerede oluşturduysa sınırı da oradadır ya da nerede kullanıldıysa sınırı da oradadır. Şimdi bizim hep'te saklanan verilerimiz herhangi bir yerde şu işaret görüldüğü anında Rust programlama dilinin derleyicisi bu parantezin arasında oluşturulan veyahut kullanılan verileri drop eder. Yani bellekten atar. Bunu iyi bilmeniz lazım. Bu süslü parantez arasında oluşturulan veyahut kullanılan ama hep'te saklananlar için diyoruz tabii bunu. Veriyi drop eder. Yani bu işareti gördüğü anda, şu işareti gördüğü anda o veriyi drop eder. Mesela let's as merhaba diyelim to string. Bu arada to string yapmasak bu veri türü str olur, slice olur. Dolayısıyla nerede saklanır? Stack'te saklanır. Ownership olayında çok fazla bize problem çıkarmaz. Gelelim mesela buraya bir tane closure kullanmış gibi yapalım. Print ln bakalım böyle hata verecek mi? Böyle hata vermeme ihtimali var ama emin olmak için yine test edeyim. S S bakalım. Hata vermek ama let's d eşittir s dediğimiz zaman mesela s bir defa hata verecek. Borrowing hatası vermesi lazım. Tabii çalışırsa ne kadar zor bir işlem gerçekleştiriyorsak artık dandik. Evet gördüğünüz gibi borrow of mode value dedi. Burada mesela ne yapmış olduk biz? Value mode here. Ne kadar dandik çalışıyor ya bu. Bu kadar yavaş olmaması lazım ya. Abi arkadaş ne yapıyorsun ya? Çekirdek mi deliyorsun anlamıyorum ki. Allah'ını seversen yap ya. Allah'ını seversen yap.
Tekrar deneyeceğim. Sinirim bozuldu. Nedir yani bunun derdi? Ne kadar zor bir işlem gerçekleştiriyor da bu olmuyor. Evet. Burada mesela S değişkeni burada oluşturuldu. Hep de buna bir yer ayırtıldı. Daha sonra burada bir gerçi buna da gerek yok burada. Bunun pek bir etkisi olmamış ama ownership'i biraz takip etmek gerekiyor tabi. Hadi arkadaş yarabbi ya. Burada mesela S değişkeni oluşturuldu, belleğe atandı, bellekte bunun için bir yer ayrıldı ve bunun sahibi de S değişkeni. Fakat biz burada S değişkeninin değerini, bellekteki değerini de D değişkenine atadık. D değişkenine atadığımız için artık bu bellekteki bu bölgenin sahibi D değişkeni oldu. Haliyle S burada nasıl desek etkisini kaybetti. Bitti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz S'yi kullanamayız. Mesela referansını bile kullanamayız artık. Ama mesela şöyle yapsaydık bu defa mesela olurdu. Burada mesela bizim yaptığımız şey S'yi D'ye aktarmak olmadı. Dolayısıyla D değişkeni S değerinin, bellekteki S değerinin sahibi olmadı. D değişkeni neye sahip? D değişkeni S'nin adres bilgisine sahip sadece. S'nin kendisine değil. Adres bilgisine sahip, referansına sahip. Dolayısıyla S'nin hala sahibi S değişkeni. Bunu ekrana yazdırdığımız zaman da yani başka bir fonksiyon içerisinde de kullandığımızda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Mesela. Bakalım ikinci bir defa S'yi kullanırsak ne olur? Yine tekrar çalışır çünkü hala S'nin owner'ı kendisi. Dolayısıyla herhangi bir problem çıkmadı. Ama gelelim buraya bir tane fonksiyon oluşturalım. Fonksiyon A olsun. S diyelim string ve bu programımız herhangi bir şey yapmasın, sadece bunu alalım, buraya yapıştıralım ve şöyle yapalım. A S, daha sonra tekrar S. Evet, burada da mesela biz ne yaptık burada? A fonksiyonuna S değerini gönderdik. Peki A fonksiyonu ne alıyor? Bir tane string değer alıyor. String, bakın. Referans olsaydı string'in referans bölgesini, adres bölgesinin bilgisini alırdı. Ya da şöyle bir şey olsaydı, S'yi alsaydı burada da muhtemelen burada da hata verir ama biraz daha farklı çalışıyor. Mod-S biraz daha farklı çalışıyor. Bakalım, evet. Mod-S biraz farklı çalışıyor ama burada asıl olan şey şu. S değişkeni buradaki fonksiyonun içerisine geldi. Dolayısıyla sahibi artık kim? A fonksiyonu. A fonksiyonu S değişkenini aldı ve kullandı. Kullandıktan sonra artık burayı gördüğü zaman sahibinin sahibi kimdi? A fonksiyonuydu. A fonksiyonu burada scope dışına çıkacağı için A fonksiyonuna sahip olduğu bütün değişkenler drop ediliyor. A fonksiyonu burada S değişkenine sahip. Dolayısıyla S değişkeni buraya geldiği anda drop edilir ve bellekten silinir. Haliyle A fonksiyonu çağrıldığında S artık drop edilmiş olacak. Sahibi çünkü A fonksiyonu oluyor. A fonksiyonu da onu drop edecek. Yani buraya geldiğinde drop etmiş olacak. Haliyle artık S hayat alanının dışına çıkmış oluyor. Peki bundan kurtulmanın yöntemi nedir? Bundan kurtulmanın yöntemi şu. Bu arada hata veren kısım burası değil bakın. Burası hata vermiyor.
burası hata ediyor. Çünkü S burada A'ya gönderildi. S'nin artık sahibi A ve A fonksiyonu S'yi kullandı. Burada drop edildi. Haliyle burada drop edilince A fonksiyonu bittiğinde S artık valid değil, yani kullanılabilir değil. O yüzden burada kullanılan S hata verir. Ama buradakinde problem yok. Bunu aşmanın tabii birkaç yöntemi var. O da nedir? Clone. En çok kullanılan yöntem. Eğer borrowing robbing veya ownership muhabbeti sizi böyle rahatsız ediyorsa, mesela bakın burada hata vermiş. Nerede? İşte demiş ki A fonksiyonunda sen value taşındı demiş. Siz gelip buraya clone yazarsanız herhangi bir problem olmasın. Neden? Çünkü sizin burada A fonksiyonuna gönderdiğiniz şey aslında S değişkeni değil. Burada clone S değişkeninin tamamen yeni bir kopyasını oluşturuyor. Yeni bir değişken ortaya çıkarıyor aslında. Yeni bir değer ortaya çıkarıyor. Yani S'nin olduğu bellek bölgesini değil, S'nin değerinin aynısını çoğaltıyor ve bunu A fonksiyonuna gönderiyor. Çoğaltılan değeri A fonksiyonuna gönderiyor. Dolayısıyla S aslında kullanılmamış oluyor. Haliyle ne oluyor? S hala sahibi bu fonksiyonun içerisinde, main fonksiyonun içerisinde, bu println fonksiyonu da haliyle bunu kullanabiliyor. Tabii burada mut yaptığımız zaman, bunu da unutmayın, daha önceki derslerde de anlatmıştım. Mut yaptığımız zaman A fonksiyonu burada yepyeni bir değer alıyor ve o değer üzerinde istediği gibi işlemler yapıyor. Ama bu mesela şöyle bir şey yapsaydık. Mesela bunu yaptığımız zaman aslında buradaki mutation s string dediğimiz zaman buradaki s üzerinde değiştirme hakkına sahip olmuyor. Yeni bir değer olması gerekiyor yani bunun. Dolayısıyla hani her ne kadar hata verse de mesela buradaki s, buraya mesela diyelim ki s push a desek, mesela s'nin değerini değiştiriyoruz değil mi? Buradaki s'nin değeri aslında değişmiyor. Yeni bir tane S diye değişken oluşturulmuş oluyor. Onun değeri değişmiş oluyor bu arada. Tabii kullanımı da biraz farklı olur bu durumda. Clone kullanmak zorunda kalırsınız. Zaten anladığınız gibi clone kullandığınız zaman yepyeni bir değişkenden bahsetmiş olursunuz. Haliyle o değişken üzerinde mutation hakkınız var. Ancak buradaki S ile alakası olmuyor artık. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Ama tam tersi şöyle olsaydı, mut string olsaydı, bu defa S bellek bölgesinden bahsediyoruz. Diyoruz ki şu bellek bölgesinin değiştirilebilme hakkını bize ver. Bu defa biz A'ya mesela A S'in klonunu değil de şunu gönderelim. Ha, bu hala yine bizim bildiğimiz S değil, bambaşka yeni bir S. Yani pek fazla da bir anlamı yok. Ama tabii yine burada S'i kullanmış olabilir miyiz? Olmamamız lazım. Kullanamamamız lazım. Kullanabiliyormuşuz. Ha pardon. Şöyle yapsak bakalım S hala valid mi? Şunu bir kaldıralım. Valid olması lazım. Yani hala kullanılabilir olması lazım. Değil. Tamam, tutmadı. Ama ha. Lan, doğru ya. Mutation olması lazım. S'nin mutation referans edilebilmesi için S'nin de. Evet, tahmin ettiğim gibi burada A fonksiyonuna biz S'yi göndermedik aslında. S'nin referansını gönderdik. Yani adresini gönderdik ve dedik ki sen bu adres üzerinde ayrıca değişiklik yapabilirsin. Fakat biz S değişkenini göndermediğimiz için A fonksiyonu S'nin sahipliğini almıyor. Haliyle S değişkeni hala A fonksiyonu çalıştırıldıktan
sonra bile bizim için devam ettirilebilir. Yani kullanılabilir bir durumda. Ama işte println fonksiyonunda da çağırabiliyoruz. Ama buradaki önemli detayı unutmayın. S'nin kendisini göndermedik. S'nin referansını gönderdik. Mutation referansını gönderdik. Mutation referans çok çok anlatım ama lafı geçmişken tekrar söyleyelim. Şu bellek bölgesini kullan ve onu değiştirebilme hakkına da sahip ol demek oluyor. Sadece referans kullansak, yani end işaretini kullansak S için, mutation olmasa orada, bu ne demektir? İşte bu bellek bölgesini kullan ama değiştirme hakkına sahip olamazsın. Mutation referans ettiğimiz zaman buradaki örnek gibi, burada hem diyoruz ki şu adres bölgesini al ve bunu değiştirme hakkına da sahip ol. Yalnız burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bakalım, benim tahminimce yani. Şöyle bir şey yaptığımız zaman burada hata veriyor. Vermesi lazım diye düşünüyorum. Ama eğer çok iyi bir compiler yapmışlarsa hata vermeme ihtimali de var. Hata vermedi. Bir de sonrasında kullansak acaba nasıl olacak? Yok. Güzel analiz etmiş demek. Adamlar yapmış hakikaten. Şöyle aslında. Olay şu. Bir bellek bölgesi, yani bir referans, Rust programlama dilinde aynı anda hem mutation hem de efendim söyleyeyim sadece referans olarak kullanılamaz. Yani bir bellek bölgesi bir yerde eğer mutation referansa sahipse başka hiçbir yerde mutation referansa sahip olamaz. Bunu nasıl açıklasak, öyle bir örnek yapmak lazım ki daha iyi anlaşılsın. Çünkü burada da hata vermeyecek. Fonksiyon nasıl yapsak acaba burada, çünkü şimdi burada mutation referans gönderdik. S'nin kendisi gitmedi. Mutation referansı gitti. Ama fonksiyon bitti. Haliyle ikinci bir defa bu fonksiyonu tekrar çalıştırsak yine herhangi bir problem çıkmayacak. Ama nasıl bir örnek yapabiliriz burada? Bu örneği anlatabilmek için, bu konuyu anlatabilmek için. Çünkü sizin karşınıza çok çıkacak hatalardan bir tanesi, onu ben kendim çok görüyorum. Ama o biraz daha karmaşık struct yapılarında benim karşıma çıkıyor. Mesela struct'a gönderiyorum. İşte mutation referansını gönderiyorum. O sırada yine struct'ın bir tane field'ının referansını gönderiyorum ve programlama dili orada bir hata veriyor. Diyor ki ben aynı anda aynı bellek bölgesine hem referans hem de mutation referansına sahip olamam. Kural şudur. Bir referans bölgesine aynı anda, yani aynı scope içerisinde, aynı scope içerisinde. Çünkü bakın burada mesela ben A'ya gönderiyorum. Bu scope içerisinde bir tek A bu mutation referansa sahip. A bittikten sonra ikinci bir A'yı çağırdığımda yine sadece A bu mutation referansa sahip. Ama diyelim ki A fonksiyonunda S mutation referansına işte hem mutation özelliği hem referans özelliğini eklediğimiz anda işte programlama dili orada bir hata veriyor. Diyor ki ben bu bellek bölgesinin mutation referansına sahiptim. Dolayısıyla buraya artık şey kullanamazsın sen. Referans kullanamazsın. Pardon, daha doğrusu şöyle. Aynı anda aynı bellek bölgesine iki ayrı fonksiyonu çalıştırıyorsanız orada mesela hata veriyor. Buranın tek bir sahibi olması lazım ama sen aynı bellek bölgesini aynı anda kullanan iki şey ortaya çıkarmışsın. İkisi de aynı anda bellek bölgesini kullanıyor. İkisinin de değiştirme hakkı var. Dolayısıyla ben bunu çalıştırmam diyor. Ama aynı bellek bölgesine istediğiniz kadar referans verebilirsiniz. Değiştirme hakkı olmadan referans verebilirsiniz. Fakat aynı anda birden fazla mutation referans gösteremezsiniz. Hatta eğer mutation referans varsa referans da gösteremezsiniz aynı anda. Mutation referansa geldiği anda o aynı scope içerisinde bunun referansını kullanamıyorsunuz. Ama işte o örneği burada tam olarak
oluşturamıyorum. Aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın. Örneği nasıl yapacağımı düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. Konu çünkü zaten karışık. Ben de bu olaya çok mükemmel hakim değilim. Sadece işte yeni başlayanlar için bir örnek göstermek istiyorum. Burada biraz detaylı anlatmış ama ben bu kadar detaylı anlatmayı düşünmüyorum şu an. Daha basit bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bunu da çok uzun anlatmış ama ben bu kadar uzun uzun anlatsam bu dersimiz bitmez. O yüzden ben sadece kendi bildiğim kısımlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Başka ne konusu vardı bununla ilgili? Neler yapılabilir? Stringlerde. Şöyle yapalım. S2 string. Tamam, aynı bellek bölgesi sonuçta. Birine mutation referans verdik, birine referans verdik. İkisi de A fonksiyonunun scope'u içerisinde ve dolayısıyla aynı scope içerisinde aynı bellek bölgesine hem mutation referans hem de referans bakalım verebilir miyiz? Yes, veremiyormuşuz. Doğru değil mi? Cannot borrow as immutable because it is also borrowed as mutable. Diyor ki sen zaten S'yi mutable olarak çağırdın. Bir de aynı bellek bölgesini immutable olarak çağıramazsın. Cannot borrow. Borrow tabi bu arada. Borrow'un tam kelime anlamını bir çevireyim. Ben sınır diyebiliyorum ama emin olayım. Ne alaka ya? Ben sınır diye biliyorum. Borç almamış. Evet, burada o zaman dediği şey ne oluyor? O kadar karşıma çıkmış sürekli sınır olarak düşündüğümden dolayı niye border'dan herhalde aklıma kalmış. Borderline'dan işte sınırlardan aklıma kalmış. Öyle borrowing kalmış aklımda. Neyse, ikisi de aslında mantıksal olarak düşündüğüm zaman birbirine de benziyor. Yani en azından programlama dili içerisinde birbirine de benziyor. Burada dediği şey şu. Bir tane fonksiyon bunu ödünç alıyor. Yani A'nın daha doğrusu S değişkeni aynı fonksiyona hem kendi referansını gönderiyor hem de mutation referansını gönderiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Burada Rust programlama dilinin borrowing kurallarının dışına çıkıyor. Borrowing kuralı neydi? Şu. Bir bellek bölgesine aynı scope içerisinde istediğiniz kadar sadece referans olarak kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki S değişkeninin referansını 100 defa referans verebilirsiniz. Burası S'nin referansıdır. Burası S'nin referansıdır. Ama değiştirilemez olarak referans edebilirsiniz istediğiniz kadar. Fakat eğer bir bellek bölgesine mutation referans gösterirseniz, bu bellek bölgesini mutation referans olarak gösterirseniz, aynı scope içerisinde o bellek bölgesine bir de referans veremezsiniz. Bunun açıklamasını yapmak da aslında basit. Şimdi şöyle düşünün. Mesela S2 ve S ikisi de aynı bellek bölgesini işaretliyor değil mi? Ama S değişkeni, A fonksiyonundaki S değişkeni bu bellek bölgesini silebilir de. Mesela S'yi clear yapabilirsiniz. Haliyle buradaki S2 hangi belleği işaret edecek? Mesela 10 harfli bir string olduğunu düşünün. 10 harfli bir string var sizin elinizde. Ve işte ona göre bir şeyler yapacaksınız. Mesela S2 ona göre bir şeyler yapacak değil mi? Ama öte yandan S de aynı bellek bölgesinde değişiklik yapma hakkına sahip. Siz diyorsunuz ki mesela kelimenin 5. harfini bana ver diyorsunuz S2 için. Ama sonuçta S2'nin işaret ettiği bellek bölgesi işte 10 harfli bellek bölgesi ayrıca değiştirilebilir bir bellek bölgesi. Yani mutation referans.
Bu da S. İkisi de aynı anda aynı bellek bölgesini işaret ediyor. Ve S mutation referans haliyle değiştirebiliyor. Diyelim ki mesela biz S'yi clear yaptık. Yani temizledik. Clear yaptığımız zaman S2 normalde bir tane bellek bölgesini işaret ediyor değil mi? Oradaki bir değere garanti etmek zorundayız biz. S2 için. Ama S değişkeni o garantiyi ortadan kaldırıyor. Bu sebeple aynı scope içerisinde, aynı bellek bölgesinde bir tane mutation referans varsa aynı anda referans kullanamazsınız. Çünkü hata verir. Çünkü siz onu değiştirdiğiniz zaman referans ettiğiniz değişken boşa düşer. Bu sebeple aynı anda mutation referans varsa aynı scope içerisinde aynı bellek bölgesini işaret eden ne değiştirilebilir ne de değiştirilemez referans kullanamazsınız. Olay bu. İnşallah anlaşılır. Bunu aslında ben emlakçılık üzerinden anlatmış mıydım bilmiyorum ama bana emlakçılıkla ilgili bir şeyi işaret ediyor. Mesela düşünün emlakçının evinde 3 tane ev var ve 3 tane de çalışanı var. Fakat çalışanlara şunu garanti ediyor. Diyor ki siz ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz ev üzerinde değişiklik yapamayız. Bunu söylediği zaman emlakçı ve çalışanları gelen hiç müşterilere evin bütün özelliklerini verebilir değil mi? Diyebilir mesela işte burası 3 odadır, burası 4 odadır, burası salondur, salonu şu kadardır, mutfağında şu malzeme vardır diyebilir çünkü garantilidir. Çünkü hiç kimse o evler üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip değil. Dolayısıyla emlakçının 100 tane de çalışan olsa 100 çalışan da müşterilere aynı şeyleri, aynı bilgileri söyleyebilecek çünkü o bilgiler değişmeyecek. Evler üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkına hiç kimse sahip değil. Ama diyelim ki bir tane çalışanı ki o da emlakçı olsun, emlakçı ev üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip ise diğer çalışanları müşterilere nasıl o bilgiyi garanti olarak verebilir? Mesela gitti çalışanlar müşteriye dedi ki bu evin işte bir tane salonu var, iki tane banyosu var dediler ama o sırada emlakçı banyolardan bir tanesini yıkmış. Değil mi? Bu defa müşteriye verilen bilgi yanlış olacak. Buradaki mevzu da aslında bu. Yani aynı anda siz bellek bölgesinde bir değişiklik yapma hakkına sahipseniz bir başka değişken de aynı bellek bölgesindeki değerden emin olamaz. Haliyle ne olur? Segmentation fault. Bellek bölgesinde bir hata meydana gelir. RAS programlama dili de bunun önüne geçebilmek için diyor ki aynı scope içerisinde aynı anda hem mutation referans hem de referans kullanamaz. Eğer bir tane mutation referans varsa aynı bellek bölgesini işaret eder, başka hiçbir referans kullanamazsın. İster mutation referans olsun, isterse normal referans olsun, kullanamazsın. Ama diyor, eğer herhangi bir mutation referans yoksa, hepsi referans ise istediğiniz kadar referans kullanabilirsiniz. Referans kullanmakta herhangi bir sakınca yok diyor. Bilmiyorum. Ya bu konu aslında hani kitap zaten çok müthiş bir şekilde anlatmış ve çok da detaylı anlatmış. Ben biraz daha üstün körü anlatıyorum. Ama üstün körü de olsa işin doğrusu ilk defa kullanacaklar için bir miktar aydınlatıcı olabiliyor. Fakat tek tek bütün örnekleri yapmak biraz zor oluyor. O yüzden bu dersi ben burada bitireceğim. Çünkü örnek oluşturamıyorum. Aklımda nasıl bir örnek yapayım onu bilmiyorum. Belki hani sorularınız varsa ya da karşılaştığınız hatalar varsa onu benimle paylaşırsanız ben bu konuyu işte gelecek olan sorularla beraber ikinci bir defa anlatabilirim. Tabii izleyen kaç kişi var bilmiyorum ama yine de olursa birileri merak ederse bu konuyu daha örnekler üzerinden çözmeyi arzu ederim. Çünkü o zaman daha anlaşılabilir oluyor. Kendim de daha iyi anlıyorum o sırada. Tabii bu arada bu kuralların hiçbiri primitif typeslar için geçerli değil. Hatta primitif typeslarda çok fazla referans kullanmaya da gerek yoktur. Referans kullanmayın çünkü stack'te saklanıyor. Dolayısıyla compiler copy yapıyor. Yani otomatik çoğaltıyor o primitif type'ları. Dolayısıyla borrowing muhabbeti işin içine girmiyor. Kolaylıkla kullanılabiliyor.
Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda buna bakalım. References and Borrowing. Aslında bunu da anlattık az çok. Dediğim gibi örnekler üzerinden gidebiliriz bunun dışında. Sonraki konumuz structs dediğimiz yapılara geçiyoruz. Evet, struct konularına geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.